Renk görsel hikaye anlatımında önemli bir rol oynar. Tıpkı ton gibi renk de birincil olarak ruh hali ve duygu yaratmakta ve resmin farklı kısımlarını vurgulayarak bakışı yönlendirmekte kullanılır. Sadece renk bilimi konusuna ayrılmış koca bir bölümümüz bile var. Daha fazla şey öğrenmek isterseniz o bölüme de bir bakın derim. Bu videoda sanatçılar rengi nasıl kullanır sorusunun birkaç temel cevabını irdeleyeceğiz. İşe renk çarkı ile başlayalım. Renk çarkı görsel olarak birbirine benzeyen renkleri yani birbirine yakın renkleri Kontrast renkleri, yani birbirine uzak olan renkleri ve çarp üzerinde birbirlerinin karşısında bulunan tamamlayıcı renkleri tanımlar. Kontrast renklerin kullanımı dikkatimizi yönlendirebilir. Karelerin ne kadar canlı göründüğü dikkatinizi çekti mi acaba? Şimdi bunu bu benzer renklerle kıyaslayın. Ne kadar doğal ve uyumlu bir his verdiğini görüyorsunuz, değil mi? Diğer yandan çark üzerindeki her renk farklı bir psikolojik etkiye sahiptir. Örneğin mavinin bu tonu sakin ve rahat bir ruh hali yaratmak için kullanılabilir. Oysa bu kırmızı çok daha uyarıcı ve korkutucu bir his verir. Şimdi konsept resimlerimize dönelim ve onların perspektif ve renk açısından incelenmesini izleyelim. Filmin renk senaryosundan alınan bu resimdeki renkler çok özel, belirli renkler. Arka planda bolca mavi ve soğuk renkler görüyoruz. Özellikle de Karl'ın çevresinde çünkü Karl burada üzgün sola doğru ilerlediğimizde çerçeveye sıcak bir ışık girmeye başlıyor. Pencereden çok parlak ve canlı sarı bir ışık giriyor. Eliye gelirsek de sıcak kırmızımsı bir tonla adeta çevrelenmiş halde burada. Onun renginin majenta yani fuşya olmasına karar verdik. O nedenle balona bağlı bu parça bile fuşya renginde. Bu renkle karanlık ve soğuk temasına karşı gelmesini istedik. Odanın her yeri, çevresinde her şey soğuk ve karanlık ama o yine de yaşam dolu. Yukarı bakın ileriki bir sahnesine ait bu konsept resimde buradaki mavi duygusal açıdan Karla dair birçok şey anlatıyor. Onu biraz hüzünlü kılıyor. Karamsarlığını hissedebilmemize yardımcı oluyor. Buradaki şeylere bakarken balonu Karla ve onun yüz ifadesiyle ilişkilendirebiliyoruz. Diyoruz. Fakat resmeye bir daha baktığımızda ise Ellen'in ne kadar iyimser olduğunu fark ediyoruz. Onun renkleri paneldeki diğer her şeyin önüne geçiyor. Renkleri sayesinde onun duygusu diğer her şeyin üstüne çıkıyor. Bu da bir iyimserlik ve teselli duygusu yaratıyor. Sanki her şey yoluna girecek, benim için endişelenme, ben başka bir maceraya yelken açıyorum diyormuş gibi. Gün batımı sıcak bir ışığa sahiptir ve çoğu zaman bir şeylerin sonunu temsil eder. Carl eve geldiğinde gün batımı pembe renkte. Ve pembenin eliyi temsil eden renk olduğunu biliyoruz. Sonra güneş tamamen batar ve pembe renkte gider. Rengin bu şekilde kullanımı sayesinde karakter için duygusal olarak ne hissetmemiz gerektiğini anlayabiliyoruz. Storyboard yaparken pek renk kullanmayız. Tabii eğer çok önemli bir öykü noktasını resmetmiyorsak. Renk kullandığım örneklerden biri bu sahil sahnesiydi. Burada karakterin çok çabaladığı, gelişme de kat ettiği ama nihayetinde başarısız olduğu bir zaman geçişini göstermek istedim. Bunun için koyu kırmızılara ve turunculara başvurdum. Çünkü bu renkler biraz daha tutkulu, biraz daha ateşlidir. Tıpkı araba yarışlarında hakim olan öfke ve rekabet ruhu gibi anılmazın bu resimlerine baktığımızda filmin başında yani her şey harika giderken kahramanımız bir süper kahramanken kostümü mavi renkte. Mavi güzel bir renk ama pek de güçlü bir renk değil. Daha sonra Bayınanılmaz'ı sigorta şirketinde çalışırkenki haliyle görüyoruz. O çok mutsuz. Renkler hayatından ve kostümünden sökülüp alınmış. En sonunda ise Bayınanılmaz bir süper kahraman olarak geri döndüğünde bu sefer giydiği süper giysinin rengi çok güçlü olan bir kırmızı. Bu seferki ilk kıyafetten çok daha iyi. Yani bu üç resme baktığımızda çok açık bir ilerleme görüyoruz. Karakterin duygularını, gelişimini ve filmde çizdiği yayı hissi olarak da anlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi renk hikaye anlatım sürecimizde vazgeçilmez bir yere sahip. Tıpkı bu derste keşfettiğimiz diğer kompozisyon öğeleri gibi. Filmlerimizde bu öğelerin tamamı birlikte çalışarak seyircinin bakışını yönlendiriyor, anlam iletiyor, duygu ifade ediyor ve hikayenin özünü destekliyor. Bu bölümün amacı bu kavramlardan haberdar olmanızı ve böylece kendi hikayelerinizde bu kavramlardan yararlanabilmenizi sağlamaktı. Son alıştırmada bir önceki bölümde oluşturduğunuz hikaye omurgasını görselleştirmek için bir vuruş eskizi yaratacaksınız. Göreviniz her bir vuruş için o anda can alıcı olan hikaye noktasını tasvir eden birer resim yaratmak. İyi eğlenceler.